Bizans tarihi 6. ünite. Bizans-Osmanlı ilişkileri. Soru ve cevaplarla tekrar edelim. Soru 1. Bizans'ın son imparatorluk ailesi hangi ailedir? Cevap 1. Bizans'ın son imparatorluk ailesi Paleologos sülalesidir. Soru 2. 1258 yılında İznik İmparatoru 2. Theodoros Daskaris öldüğü zaman varisi olan 8 yaşında imparatorluk tahtına oturan oğlu kimdir? Cevap 2. 1258 yılında İznik İmparatoru 2. Theodoros Laskaris öldüğü zaman varisi olan oğlu 4. Ioannis Laskaris henüz 8 yaşında imparatorluk tahtına oturdu ve ona Georgios Muzalon naib olarak atandı. Soru 3. Union ne demektir? Cevap 3. Union, sözlük manası birlik, birleşme olan union kelimesi, Orta Çağ boyunca Katolik ve Ortodoks kiliselerin birleşme düşüncesi anlamında kullanılmıştır. Soru 4. 8. Mihail Paleologos, İstanbul, Latinlerden alındıktan sonra batıdan gelecek saldırılara karşı nasıl bir önlem almaya çalıştı? Cevap 4. 8. Mihail Paleologos, oğlu Andronikos'u Macar kralının kızıyla evlendirdi. 8. Mihail o sıralarda dul olan Bulgar çarıyla yeğeni Maria'yı nikahladı. Böylece batıdan Bizans üzerine çöken tehdidi biraz olsun azalttı. Soru 5. Kiliselerin birleşmesini ifade eden kavram nedir? Cevap 5. Union kavramıdır. Soru 6. Bafeus-Koyunhisar Savaşı hangi hükümdarlar arasında yapılmıştır? Cevap 6. 2. Andronikos ve Osman Gazi arasında yapılmıştır. Soru 7. Kantakuzinos'la ittifak yaparak Balkanlara seferler düzenleyen ilk Türk beyi kimdir? Cevap 7. Umur Bey'dir. Soru 8. İmparator 3. Andronikos Türklere karşı hangi savaşı yapmıştır? Cevap 8. Pelekanon Savaşı'nı yapmıştır. Soru 9. Bizans İmparatorluğu hangi hükümdar döneminde Osmanlı'nın vassalı olmuştur? Cevap 9. 5. Ioannis Paleologos döneminde Osmanlı'nın vassalı olmuştur. Soru 10. İstanbul'un fethi sırasında Bizans İmparatoru kimdi? Cevap 10. 11. Konstantinos Dragasis Paleologos. Soru 11. Mihail Paleologos nasıl Bizans İmparatoru olmuştur? Cevap 11. 4. Ioannis Laskaris henüz 8 yaşında imparatorluk tahtına oturdu ve ona Georgios Muzalon naib olarak atandı. Mihail Paleologos Muzalon'u kısa sürede bertaraf ederek çocuk yaştaki imparatora naib olmakta güçlük çekmedi. Naiplikle de yetinmeyen Mihail 1259 yılında ortak imparator olarak taç giydi. Meşru imparatorun varlığına rağmen artık imparatorlukta gerçek gücün sahibi ve tek otorite 8. Mihail Paleologos idi. 1259-1282. Böylece Bizans'ın son dönemine damgasını vuran ve kaderine hükmeden Paleologoslar hanedanı dönemi başlamış oldu. Soru 12. Sahip olduğu büyük deniz gücüyle hangi devlet çıkarları gereği İstanbul'daki Latin yönetiminin hem sadık müttefiki hem de koruyucusu durumundaydı? Cevap 12. Sahip olduğu büyük deniz gücüyle Venedik çıkarları gereği İstanbul'daki Latin yönetiminin hem sadık müttefiki
hem de koruyucusu durumundaydı. Soru 13. 8. Mihail Paleologos Venedik tehdidini ne şekilde ortadan kaldırmıştır? Cevap 13. İmparator 8. Mihail Paleologos Venedik tehdidini Ceneviz'de ittifak yaparak etkisizleştirmeyi düşündü. Mart 1261'de Cenevizlilerle bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayla Ceneviz, Bizanslılara askeri yardım taahhüdünde bulunurken Bizans toprakları üzerinde büyük ekonomik ayrıcalıklar elde ediyor ve gümrüklerden muaf tutuluyordu. Soru 14. İstanbul Latinlerden nasıl geri alınmıştır? Cevap 14. İmparator 8. Mihail, Alexios Stragopoulos adlı komutanı küçük bir birlikle Bulgaristan'ın sınırını kontrol etmesi ve İstanbul'a ilişkin istihbarat toplaması için görevlendirdi. Alexios, İstanbul yakınlarındayken şehirdeki Venedik filosu ve askeri birliklerin Karadeniz tarafına sefere gitmiş olduğunu ve şehrin tamamen savunmasız bir vaziyette bulunduğunu gördü. Bu fırsatı kaçırmayan Alexios, emrindeki az sayıdaki askerle ani bir baskın yaparak 25 Temmuz 1261 günü İstanbul'u zapt etti. Soru 15. İstanbul Latinlerden geri alındıktan sonraki gelişmeler nelerdir? Cevap 15. Şehirdeki Venedik mahallesi yakıldı ve İstanbul'da bulunan Latinler son Latin İmparatoru 2. Baudoion, Courtenay da dahil olmak üzere kaçtılar. İstanbul'un kurtarıldığı haberi 8. Mihail Paleologos'a müjdelendi. 8. Mihail büyük bir sevinçle 15 Ağustos 1261'de İstanbul'a geldi. İstanbul'un geri alınması ve Bizans'ın kadim başkentinde yeniden ihya edilmesi halk arasında büyük bir coşku ve memnuniyetle karşılandı. Kutlamaların coşkunluğu içerisinde 8. Mihail Paleologos Ayasofya'da törenle bir kez daha imparatorluk tacını giydi ve oğlu Andronikos'u veliaht ilan etti. Tahtın yasal sahibi olan 11 yaşındaki 4. Ioannis Laskaris ise gözlerine mil çekildi ve bir kaleye hapsedildi. Böylece Bizans'ta yeni bir hanedan, Paleologoslar Hanedanı kuruldu. Soru 16. Yunanistan'ın bir kısmı hala Latinlerin elindeydi. Balkanlarda Sırplar ve Bulgarlar Bizans için dikkat edilmesi gereken rakipler olma özelliğini koruyorlardı. Bu durumdan kurtulmak ve Bizans'ı güçlendirmek için neler yapılmıştı? Cevap 16. Bu durumun doğurduğu tehlikeleri imparatorluk yönetiminin göğüslemesi zorunluluktu. Bunun için maddi kaynaklara, askere ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardı. 1204 işgali sırasında İstanbul korkunç bir biçimde yağmalanmıştı. Kamu binaları, kiliseler harap haldeydi. Latin yönetimi boyunca şehrin imarı için yatırımda bulunmamıştı. Öncelikle şehrin surları tamir edildi ve güçlendirildi. Haliç'e gerilen zincir yenilendi. Yeni bir donanma inşasına başlandı. Tüm bunlar için yapılan büyük harcamaların yükü halkın omuzlarına yüklendi. Soru 17. Bizans yönetimiyle halkın karşı karşıya gelmesine neden olan ve büyük bir iç buhran doğuran gelişmeler nelerdir? Cevap 17. Papalığın üstünlüğü altında kiliselerin birleşmesine Bizans halkı ve Ortodoks Kilisesi şiddetle karşı çıktı. 8. Mihail Paleologos İstanbul Kilisesi tarafından aforoz edildi. İmparator birleşmeye karşı çıkanları şiddetle cezalandırmaya başladı. Bu durum Bizans yönetimiyle halkın karşı karşıya gelmesine neden oldu ve büyük bir iç buhranı doğurdu. Birleşmeye direnen ruhbanlar, aristokratlar, halk ve hatta imparatorluk ailesinden bazı kimseler zindanlara atıldı veya sürgüne gönderildi. Katolik olmayı kabul eden 8. Mihail Paleologos yönetimine en sert karşı çıkış Anadolu'da yaşandı. Soru 18. Tekfur nedir?
Cevap 18. Tekfur, taç taşıyan anlamındaki Ermenice takavor kelimesinden gelen tekfur sözcüğü, Türk kaynaklarında validen imparatora kadar Bizanslı yöneticileri ifade etmek için kullanılmış bir unvandır. Soru 19. İkinci Andronikos'un Batı Anadolu'nun savunulması için büyük bir gayret içerisine girmesine neden olan gelişmeler nelerdir? Cevap 19. Anadolu'da başlayan Türk fetihleri Bizans için daha ağır tehlikelerin habercisiydi. Karya'dan kuzeye doğru, İç Ege'den Kıyı Ege'ye, Sakarya boylarından Bitinya yöresine Türkmenler sürekli akınlarda bulunuyorlar. Travilis yani Aydın, Magnisia yani Manisa, Philadelphia yani Alaşehir gibi şehirler Türk hücumlarının hedefi oluyordu. Türk ilerleyişi Batı Anadolu'yu öylesine kaplamıştı ki bu şehirler ve Karadeniz ereğlisi Foça, İzmir, Bursa, İznik gibi müstahkem kale ve şehirler Türk seli ortasında kalmış adacıklar gibiydi. Soru 20. Bitinya'da Osman Gazi'nin kurduğu Osmanlı Beyliği'nin bu dönemde Bizans'la ilişkileri nasıl olmuştur? Cevap 20. Bitinya bölgesi üzerinde Bizans merkezi imparatorluk yönetiminin nüfuzu sarsılmıştı. Her biri adeta bağımsız hareket eden, Türk kaynaklarında tekfur olarak adlandırılan Bizanslı feodaller otorite sahibi olmuşlardı. Babasının ölümünden sonra Osman Bey bu tekfurlardan kimileriyle iyi ilişkiler kurmuşken kimilerine karşı da gaza yapmaya başladı. 1288 yılında Eskişehir'in batısında yer alan Karacahisar'ı fethetti. 1290'lı yıllarda Osman Gazi'nin yürüttüğü gaza faaliyetleri başarılı sonuçlar verdi. 1299 yılında Bilecik, Yarhisar, Yenişehir, İnegöl Osman Gazi tarafından fethedildi. Bu başarılar kendisine kalabalık Gazi ve Türkmenlerin katılmalarını sağladığı gibi elde edilen ganimetler dolayısıyla ekonomik kazançlar da oluyordu. Bu şekilde günden güne gücünü arttıran Osman Gazi, Bitinya'da sağlam surlarla çevrili, İznik ve Bursa gibi şehirlerin haricindeki bütün kırsal alanda egemenliğini kurmayı başardı. Soru 21. 1302 Bafeus Savaşı'nın önemi ve sonuçları nelerdir? Cevap 21. Muzalon komutasında çoğunluğunu ücretli alanların oluşturduğu 2000 kişilik bir kuvvet Bitinya'ya gönderildi. Bu Bizans ordusunu Osman Gazi 5000 kişilik bir kuvvetle Yalova civarında Bizansların Bafeus, Türk kaynaklarının Koyunhisar adını verdikleri mevkide karşıladı. 27 Temmuz 1302'de yapılan savaşta zafer Osman Gazi'nin oldu. Bozguna uğrayan Bizans birlikleri İzmit'e çekildiler. Bu savaş dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin adı çağdaş bir kaynakta ilk defa zikredilmektedir. Bafeus zaferi Bitinya'da Osmanlı Beyliği'nin egemenliğini ilan etmesi anlamını da taşıyordu. Gerçi Türklerin yüksek surları aşacak teknik ve silahtan yoksun olmaları dolayısıyla müstahkem İzmit, İznik, Bursa, Uluvat gibi şehirler hala Bizansların kontrolündeydi. Fakat bu şehirlerin dışındaki tüm Bitinya toprakları artık kesin biçimde Osmanlıların eline geçmişti. Soru 22. Ulubat'a kadar Bursa Ovası ve Uludağ hangi olaydan sonra Türkmen yerleşmesine açılmıştır? Cevap 22. Bafeus Savaşı'ndan sonra Bidnos, Kestel ve Kite yani Nilüfer Ürünlü, Bursa ve Adranos, Orhaneli gibi Bursa Ovası'nda bulunan yerlerin tekfurları Osman Bey'e karşı 1303 yılında saldırıda bulundular. Dimbos Savaşı'nda Bursa'nın Kestel ilçesinin Erdoğan köyü yani zafere ulaşan Osmanlılar tekfurların son gayretlerini de sonuçsuz bıraktılar. Dimbos Savaşı'ndan sonra Ulubat'a kadar
Bursa Ovası ve Uludağ Türkmen yerleşmesine açıldı. Soru 23. İki Andronikos'un mücadelesi nasıl sonuçlanmıştır? Cevap 23. Genç Andronikos'a bağlı birliklerin Silivri'ye gelmesi üzerine 6 Haziran 1321'de dede ve torun Andronikoslar arasında anlaşma sağlandı. Buna göre imparatorluk ikisi arasında paylaşılacaktı. Yaşlı imparator 2. Andronikos İstanbul'da, genç Andronikos ise Edirne'de hüküm süreceklerdi. Ortak imparator ilan edilen torun 3. Andronikos olarak taç giydi. Dış dünyaya karşı imparatorluğun birliğini korumak adına dış işlerini yürütme hakkını 2. Andronikos üzerine aldı. Zaman zaman aralarında ufak çaplı çatışmalar yaşansa da her iki imparator anlaşmaya 5 yıl boyunca sadık kaldılar. Soru 24. Bursa'nın fethi ve önemi nedir? Cevap 24. Bitinya bölgesinde müstahkem büyük kentler dışındaki yerler Osmanlı egemenliğindeydi. Bursa, Ulubat, İznik ve İzmit gibi şehirlerin hem birbirleriyle hem de başkent İstanbul'la bağlantısı kalmamıştı. Bu şehirlerin Bizans yönetiminde kalmasını sağlayan tek faktör Türklerin aşamadıkları şehir surlarıydı. Surları yıkacak silah ve teknolojiye henüz sahip olmayan Osmanlılar Bursa'yı düşürebilmek için şehrin iki yanına burçlar inşa ederek şehre giriş ve çıkışları engellediler. Bu ablukaya Bursa 6 yıl dayandı. En nihayetinde 1326 Nisan'ında kıtlık ve açlıktan bunalan şehir halkı Osmanlılara teslim oldu. Bizans merkezi yönetimi şehre yönelik Osmanlı ablukasını kırmak için hiçbir askeri girişimde bulunamadı. Bursa'yı zapt eden Orhan Bey yönetimindeki Osmanlılar şehri başkentleri yaptılar. Vefat etmiş olan Osman Gazi'nin ebedi istirahat yeri olarak da Bursa'da Gümüşlü Kümbet'in seçilmesi şehri Türklerin nazarında kutsallaştırdı. Ertesi yıl depremde surları yıkılan Ulubat da Osmanlıların eline geçti. Soru 25. Bizans'ta iki imparator arasındaki iktidar mücadelesinin son safhası nasıl sonuçlanmıştır? Cevap 25. Bizans'ta iki imparator arasındaki iktidar mücadelesinin son safhasında 1327 yılında başlayan büyük çatışmalar oldu. Bizanslar arasındaki iç savaşa dış güçler de müdahil oldular. 2. Andronikos Sırplarla ittifak yaparken 3. Andronikos Bulgarlarla anlaştı. 2. Andronikos'un torununa karşı Makedonya'da başlattığı saldırı Sırp yardımı yetişmeden dağıtıldı. Makedonya ve Selanik 3. Andronikos'a itaat etti. Başkent İstanbul'da da 2. Andronikos'a karşı muhalefet ciddi boyutlara ulaştı. En nihayetinde 24 Mayıs 1328 tarihinde İstanbul'a giren 3. Andronikos dedesini tahttan çekilmeye mecbur etti. Böylece büyük askeri ekonomik kayıplar ve imparatorluğun zafiyete uğraması pahasına Bizans'ta yeni bir imparator 3. Andronikos 1328-1341 dönemi başlamış oldu. Soru 26. Bizans İmparatoru ile bir Osmanlı hükümdarının bizzat karşı karşıya geldikleri ilk savaş hangi savaştır? Cevap 26. Pelekanon Savaşı. Bir Bizans İmparatoru ile bir Osmanlı hükümdarının bizzat karşı karşıya geldikleri bir muharebe oldu. Soru 27. 1341 yılındaki iç savaş diğerlerine göre iki bakımdan farklıydı. Bu farklılıklar nelerdi? Cevap 27. 1341 yılında Cantacuzinos ve İmparatoriçe Anna tarafından toplanıp Apokafkos'un önderliğinde faaliyet gösteren muhalefet arasındaki iç savaş diğerlerine göre iki bakımdan farklıydı. Öncelikle bu iç savaşa dış güçler etkin biçimde katıldılar
ve kimin Bizans'ta iktidar olacağını onlar belirlediler. İkincisi, bu iç mücadelede Bizans halkı önceleri hiç olmadığı kadar kamplara ayrıldılar. Zenginler, toprak ağaları ve aristokrasi Canto Cusinos'a destek verirken tüccar, esnaf, zanaatkar ve bunların kitleleri muhalif grubun yanında yer aldı. Soru 28. 1394 yılında İstanbul'u abluka altına alan Osmanlı Sultanı kimdir? Cevap 28. 1394 yılında Yıldırım Bayezid İstanbul'u abluka altına almıştır. Soru 29. Sultan II. Mehmed'in İstanbul'u fethi nasıl olmuştur? Cevap 29. Sultan II. Mehmed 29 Mayıs Salı günü genel büyük taarruzu başlattı. Şehre 3 taraftan şiddetli biçimde hücum edildi. Bu sırada savunmada önemli rol oynayan Guistiniani'nin yaralanarak geri çekilmesi Bizans saflarında kargaşa ve paniğe yol açtı. 11. Konstantinos hayatını kaybetti. Savunmayı aşan Türk birlikleri şehre akın ettiler. Fethin gerçekleşmesinden 3 gün sonra Osmanlı hükümdarı Fatih unvanıyla şehre girdi. Ayasofya camiye çevrildi ve cuma namazı kılındı. İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti yapıldı.